Lise mezunusunuz ve KPSS'ye gireceksiniz. Atanmak istiyorsunuz ama hangi meslekleri olabilirim diye düşünüyorsunuz. Sizin sorularınızın yanıtlarını bu videoda veriyoruz. İlk olarak en çok bilinen yöntemden bahsedelim. Yani merkeze atamadan. 90-95 puan gibi puanları aldığınız zaman Türkiye derecesiyle merkezi atamayla atanabiliyorsunuz. Meslek lisesinden mezun olan arkadaşlar daha avantajlı. Çünkü onlar da sizin olabileceğiniz şeylerin haricinde eğer sağlık mezunuysa sağlık memuru, bilgisayar mezunuysa bilgisayar teknisyeni, elektrik mezunuysa elektrik teknisyeni gibi teknisyenlik veya memurluklar ekstradan var. Bunların haricinde şoför, memur, kaloriferci, hizmetli gibi kadrolar da açılmakta. Peki lise mezunu 90-95 puan gibi puanlar alamadı. O zaman ne yapacak? Nerelere atanabilir? Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Katip, mübaşir, teknisyen, infaz koruma memuru, polis, bekçi, tahsildar, memur, zabıta, kaloriferci gibi meslekler mevcut. Kısaca bu mesleklerden bahsedeyim. Talep olursa bunların her biri hakkında uzunca videoda hazırlarım. Bunların her biri KPSS'den en az 70 puan almanızı istiyor ve her birinde birer mülakata tabisiniz. Ayrıca her birinin kendince istediği şartlar oluyor. Şimdi en az 70 dedim diye hemen ben zaten 70 alırım çok fazla çalışmama gerek yok gibi bir düşünce içerisine kapılmayın. Çünkü diyelim ki sizin olmak istediğiniz mesleğe 20 kişi alınacak ve 5 katı kişiyi mülakata çağırıyorlar. 100 kişiyi KPSS'de alınan puan sırasına göre yukarıdan aşağıya olmak üzere çağırıyorlar. Siz 75 puan aldınız ve başvuran kişiler arasında ilk yüze girenler arasında 100. kişi 76 puan almış. Bu durumda sizin 75 puan almanız oraya girmenize engel oluyor. Yani siz oraya başvuramıyorsunuz. Başvurabilmeniz için en yüksek puanı alan ilk yüze yani alınacak kişi sayısının 5 katı kadar kadroya ulaşmanız lazım. Katiplikte bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi görmüş olmanızı istiyor. Bunun haricinde sizi bir klavye sınavına da tabi tutuyor. İnfaz koruma memurluğu, polislik, bekçilik gibi mesleklerde ise sizin boy ve kilo oranınıza dikkat ediyor. Polislik ve bekçilikte ekstradan bir parkura da tabi tutuluyorsunuz. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmazsak çok mutlu olurum.